Merhaba arkadaşlar. Bugün çok kısa bir video çekmek istiyorum. Ne hakkında diyeceksiniz? Farklı bir konu. Yani bilgisayar mühendislerini, yazılımcıları ya da klavye kullanan diğer bütün arkadaşları ilgilendiren farklı bir konu. Almanya'daki klavyeler. Konumuz bu. Ne yazık ki Almanya bildiğiniz standart QWERTY klavye kullanmıyor. Kullandıkları klavye QWERTY TZ şeklinde bir klavye. Yani dizilimi QWERTY klavyeden bayağı farklı. Yani bayağı farklı değil ama nasıl söyleyeyim? Özel karakterleri var. Biliyorsunuz Almanların isimlerini unuttum ya. Özel karakterlerin. Neyse, üstünde iki nokta olan A, çift S anlamına gelen B'ye benzer karakter. Ve diğer bir tane daha karakterleri var. Ü gibi bizdeki olan karakterler de var tabii. Yani bu klavyeyi göstereceğim şimdi size. Şöyle çeviriyorum. Klavyemiz bu. Şöyle bir resmini göstereyim. Şey, görüntüsünü. Gördüğünüz gibi QWERTY şeklinde ilerliyor. Y ve Z'nin yeri farklı. Sayılarda da farklı işaretler farklı yerlerde. Yani İngilizce klavyeye de benzemiyor çok fazla. Şeye de benzemiyor. Bizim Türk klavyelerine de benzemiyor. Daha farklı bir şey daha söyleyeyim. Caps Lock'a bastığınızda nasıl söyleyeyim? Sayıları basmaya devam etmiyor. Direkt karakter sayıların üstündeki özel karakterleri basmaya devam ediyor. Yani bu bizim klavyelerde ve bizim işletim sistemlerimizde böyle değil. Burada nedense bu şekilde ayarlanmış. Yani klavyeler o şekilde set edilmiş. Yani Caps Lock'a bastığınızda sayı butonlarına bastığınız zaman yukarıdaki özel karakterler neyse onlara basmış. Yani Shift'e basmış gibi oluyor. Caps Lock artı Shift'e basarsanız bu sefer sayılar çıkıyor. Yani alıştığınız düzenden biraz farklı. Bu klavyeye alışması yaklaşık benim 2 ay sürdü. Hala daha yanlış yazdığım durumlar oluyor. Olabildiğince numpad'i kullanıyorum sayı yazarken. Başka ne var farklı olarak? İşte tırnak işaretleri, yıldız, ne bileyim star yani dediğimiz yıldız. O farklı yerde. İki nokta üst üste, iki noktalı virgül farklı yerde. Bunlar farklı yerde olunca tabii insan bayağı bir afallıyor ilk etapta. Neyse zamanla zaman alışıyoruz. Ha bir de alışmakta zorlandığım sıkıntı şu. Eve gittiğimde normal Türkiye'den aldığım bilgisayarım var. O bilgisayarda Türk klavye var. Böyle olunca da bir buraya geliyorum. Şey klavye. Bu Alman klavye. Eve gidiyorum Türkiye'den aldığım bilgisayarın klavyesi. Sıkıntı yani neyse. Zaman zaman alışıyoruz işte. Switch ediyoruz sürekli. Almanca ile Türkçe, İngilizce nasıl switch ediyorsak klavyeyi de artık o şekilde switch edeceğiz. Neyse, umarım videoyu beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.